Merhaba arkadaşlar, Ayak Topu'na hoş geldiniz. Ümraniye deplasmanında bölüme başlıyoruz. Öncelikle Sow kadroda yok. Son iki maçtaki düşük performansından dolayı onu kadro dışına attım. Bakalım ilerleyen dönemlerde performansını yükseltirse kadroya girebilir. Onun yerine Cem de sakattı. Oraya Fletcher'ı monte ettik. Bakalım neler olacak. Bu arada oyun sesi kapalı kalmış, onu da açalım. Evet, 3 puana ihtiyacımız var. Daha fazla kopmamak için. Gökhan, Bahadır, Ümraniye geliyor. Nuri, Milosevic kaçırdı. Onur, Timur, Serkan, Sedat. İyi geldiler. Gökhan. Aferin İvan. Şimdi Gomez. Hızlı çıkabiliriz. Angel Gomez. Sağ taraftan iyi gitti. Gomez sürdü. Ortayı da yaptı. Tayfur attı. Sow'un yerine formayı verdiğimiz Tayfur 3. golünü attı. Güzel kontraya çıktık Gomez'le. Bunları çok iyi yapıyor. Hızını kullandı, süratini kullandı yine ve golü attırdı. Şimdi Onur. Aman Onur yapma. Ümraniye etkili geldi. Çağlar. Aferin Çağlar. Baker riske girmedi. Taca attı topu. Evet, yavaş yavaş devre arasına gidiyoruz. Belki takviyelerimiz olabilir. Daha çok Türk oyunculara yönelmemiz lazım. Türk bulamadığımız için belki takviye yapamayız ama bu arada direkten döndü, inanılmaz bir şut çıkardı. Yani yabancı alırsak göndermemiz gerekiyor. O yüzden ne olur ne biter bilmiyorum. Daha çok Süper Lig'e çıkarsak çok fazla takviye yapmayı düşünüyorum ama şu an için bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor. Elimize bir fırsat geçmezse, çok da fazla bir mali bütçemiz yok. Bu arada Ümraniye etkili geliyor. Biz sadece kontrayı da golü bulduk. Genelde onlar oynuyor. Şimdi Gomez. Yine bir kontraya çıkabiliriz. Gomez geçti aradan. Gomez vurdu. Kaleci Burak. Biraz acele etti. Şimdi Serkan. Tabii son iki maçta berabere kaldık. Bugün kazanmalıyız. Bu maçtan sonra Hatay'la oynayacağız. Hemen üstümüzde Hatay. Ve daha sonrasında ise Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacağız. O da çok önemli. Biraz da bu oyuncuları Süper Lig'e çıkarsak bu oyuncularla devam etmeli miyiz? Onun cevabı olacak Kasımpaşa maçı bizim için. Güzel bir deneyim olacak. Orada kendimizi, bu oyuncuları en azından deneyeceğiz. Kimi Süper Lig'e götürmemiz gerektiğini bize söyleyecek o maç. Josevic, Timur. Bu arada iyi geldiler. Aman vurdurtmayın Çağlar. Evet, belliydi. Çok belli etti kendini maç başından beri. Golü bulduk kontradan ama onun dışında oynayan taraf Ümraniyespor. İlk başladığından beri ilk defa bu kadar kötü oynuyoruz diyebilirim. Recep etkisiz. Fletcher. Burak Kapacı atalım Ivan'a. Ivan'ın yerine. Biraz daha belki tempo kazandırır sağ tarafa. Burak kapacak. Sedat. Daha da dikine oynasak mı? Biraz daha bir 10 dakika bakalım. İlk yarı oynayamadık istediğimiz oyunu. Çağlar. Şimdi Baker'dan Gomez. Gomez süratli yine. Gitti Gomez. Uf. Bu sefer kendi attı. Gerçekten bu sefer harika vurdu. Bunları hep yapıyor, deniyor. Tavana vurdu. Evet, tavana vurdu bu sefer. Kaleci bir şey yapamadı. Gomez yorulmuş ama 68'e düşmüş kondisyonu. Alabilirim oyundan yavaş yavaş. Bir gol, bir asistlik katkısı var. Parabi'ye atalım. Şimdi Baker. Tayfur. Aferin Tayfur. Offside falan yok. Foul de yok. Güzel. Güzel. Çok iyi oynamadık ama bir şekilde golleri bulduk. Bugün de böyle oldu. Kubilay etkisiz. Recep etkisiz. Gökhan bir duran top.
Çağlar. Burak Kapacak uzaklaştırdı. Şimdi çıkar mıyız? Alamadık. Evet, bir de son bir değişiklik hakkımız var. Kubilay'ı mı çıkarsak? Recep'i çıkartabiliriz. Ya da Rüştü'yü mü? Sedat'ı çıkartalım. Rüştü'yü alalım hadi. Rüştü'ye de şans verelim. Burak'a şans verdik bugün. Rüştü de şans bulsun. Şimdi Baker bir korner daha. Farabi'ye direkten döndü. Evet, ilginç. Duran toplarla falan etkili olduk bugün. Bu arada bir daha geliyoruz. Farabi'ye Burak Kapacak. Burak orta yaptı. Kubilay indirdi. Penaltı bekledik ama olmadı. Baker. Şimdi Fletcher. Burak Kapacak. Fletcher, Recep, Kubilay, Farabia. Bir tane daha atacağız sanki. Farabia, Kubilay. İnanılmaz vurdu ama dışarı gitti. Evet, kanatlarımız etkili oldu bugün. Tayfur ve Gomez'in üstün performansı maçı bize getirdi diyebilirim. 90+2 bu arada Ümraniye geliyor. Dışarı attılar. Bu hafta kazanmamız iyi oldu. Erzurum puan kaybetmişti çünkü. 2 puana indirdik. Adana Demir'le de 2 puana indirdik. Hatay'la oynayacağız. Aynı puandayız Hatay'la. O yüzden o da önemli bir maç. Evet, bir anlamda kendimize geldik diyebiliriz. Kasımpaşa maçı ne olacak? Onu da düşünüyorum. Bu arada 12 maçtır yenilmiyoruz. O anlamda bir rekor kırmışız. Hiç yenilmedik şu ana kadar Bursaspor'un başında. Umarım böyle gider. Ama Kasımpaşa'nın bize biraz zor geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ondan önce biz Hatay maçını kazanıp yolumuza devam etmeliyiz. Evet, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı geçmek istiyorum. İlk iki turda çok önemsememiştim. Yedeklerle çıkmıştık. Kasımpaşa'ya nazaran daha kuvvetsiz rakipler vardı. Geçmiştik onları. Ergenebeli, Meşe ve Gümüşhane. Şimdi çift maç oynayacağız. Yani çok yorulmazsak eğer Astar'ı denemek istiyorum. Belki 3-4 rotasyona gidebiliriz. Bu arada oyuncular sakatlanıyor. Angel antrenmanlarda yine çok çalışıyor. Yani şurada fikstürümüz biraz kalabalık. Hatay, Kasımpaşa ve Adana Demir. Adana Demir de bir üstümüzde. Zorlu bir hafta. 3 maçta çok kritik. Öncelikle biz Hatay'ı yenelim. Maç maç bakıyorum. O yüzden hiç 3 maçı birden düşünmeyeceğim. Bu arada Ramazan da 2 hafta gitti. Evet, oyuncular bir bir gidiyor. Ama çok böyle kritik bir isim yok giden. Adana Demir bakalım ne yapacak. Evet, Balıkesir yendi Adana Demir'i. Güzel. Erzurum daha oynamamış. Hatay bizde oynayacak. Güzel bir hafta olabilir eğer yenersek. Erzurum da yenilirse lider olabiliriz. Cem iyileşmiş. Şimdi Fletcher'ın son maçta kaçta oynadı Fletcher? Şimdi soğuk kestiğimiz için Fletcher'ı oynatabiliyoruz. Orada öyle bir opsiyonumuz var. Fletcher 6.9'da oynamış. Baker'a bakar mısınız? 10 kilit pas atmış ya maç boyunca. İnanılmaz. Yani şu an zaten birincilik istatistiklerinde en çok kilit pas atan o. Şu an biz gol sıralamasında en çok gol atan biziz. Gol yemede en iyi dördüncüymüşüz. Oyuncu istatistiklerine bir bakalım. En golcü Obertan var. Musa Sol geliyor. 5 golle. Golde çok yokuz. Asiste Baker 6. Barbosa 7. Dribbling'de Angel Gomez lider. İkinci Obertan. Tabii kilit pasta da fark atmış ya. Resmen yine bizden Ivan geliyor.
22. Ivan'ın da takımdaki yeri önemli. Traore ona yakınken Baker iki katından fazla kilit pas atmış. Sezon sonuna kadar da onu bırakacağını çok zannetmiyorum o istatistiği. Gerçekten birinci lige biraz fazla bir oyuncu. Şimdi Karagümrük Akhisar 1-1. Erzurum yenilmiş. İşte bu. İşte bu. Haydi çocuklar. Yenersek lideriz. Bu fırsat her zaman geçmez. Tam da devreye yaklaşırken alalım şu maçı. Haydi çocuklar. Şimdi ne öneriyorsun bana? Angel Gomez'i ortaya koy diyorsun. Ortada hiç denemedik. İkinci yarı mı denesek? Yani Jimmy de bir an atmak istemiyorum hemen. Yine ben bir Fletcher'la başlayayım. Defans attı Onur. Onur son maçta nasıl oynadı? Onur'la Kerem arasında gidip geliyorum. Yine bir Kerem'i mi koysak? Kerem'i koyalım. Evet, bu şekilde çıkabiliriz. Sov yine dışarıda kalabilir. Sov'u dışarı atalım. Yani biz biraz daha kadro dışında bırakıyoruz ama yine onu sildim değil. İlk başta çok iyiydi. Kendi çalışarak yine kadroya girebilir. Tabii Tayfur da şu an orada iyi. Evet, seyircimiz önünde Bursa'da, hatta yenersek lideriz. Hiç yenemedik. Namağlubuz. Bunları kullanmamız lazım. 4-2-3-1 oynuyor onlar da. Keremcan sarı yemiş. Evet, ilk 20 dakika pozisyon bulamadık. Oyun anlamında biraz düştük. Bu sıkıntı. Hiç pozisyon bulamadık. Çok kötü. Hatta en kötü maçımız diyebilirim başladığımızdan beri. Bu kadar önemli bir maçta bu kadar kötü oynamamız düşündürücü. Oyun yapısını değiştireceğim. Biraz daha uzun oynamaya bakacağım. Baker'ı buraya atıp Parabi'yi almaya çalışacağım ama nasıl yapalım? Burak Kapaca'ya da alalım. İki değişiklik birden yapalım. Çok kötüyüz çünkü. Hücum ağırlıklıya da geçelim. Alican. Sadi. Presimiz var. Yusuf. Çıkabilirler mi? Yoksa kapabilir miyiz? Yusuf. Şimdi Selim. Çıkartmayın. Aman aman. Diop. Gol attı ama offside. Evet, en çok yediğimiz gollerden bir tanesi. Savunma arkasına doğru atılan toplar. Onları bir türlü savuşturamıyoruz. Fletcher çok kötü oynuyor. Şimdi Baker. Haydi Baker. Ortayı yaptı. Kubilay direkten döndü. Direklerde ne olacak bilmiyorum. Tayfur çok kötü. Bugün kötü oynayacağı tuttu herkesin. Evet, Kubilay'ın yanına Muhammed'i atacağım. Biraz daha. Öne atacağım takım. Bakalım ne olacak. Bekleri ileri çıkartalım. Tempoyu da arttıralım. Evet, farklı şeyler deneyeceğiz. Yani koskoca maçta 3 şut onlar, 5 şut biz çektik. Çok ilginç ya. İki takım da korktu puan kaybetmeye. Barbosa bu arada duran top. İnanılmaz. Çıkartamazdık bu golü yeseydik. Dakika artık sonlanıyor. Bari yenemiyorsak yenilmeyelim. Burak kapacak. Parabia. Haydi. Parabia ortayı yaptı. Muhammed. Ya bomboşsun ya. Bomboşsun ya. Baker. Haydi Baker. Dakika 90. Ortayı yaptı. Vuramadık. Şimdi Sedat. Tekrar Baker. Sedat. Sedat dursun olmadı. Cık. Berabere bitecek bu gidişle Milosevic. Evet, 90 artı 3. Yine kazanamadık.
En son Erzurum maçını böyle kazanmamız gerekiyordu evimizde. Kazanamamıştık. Hatay maçını da kazanamadık. Berabere bitirdik. Bu düşündürücü. Evet, normalde fena oynamıyoruz. Ama böyle zirve maçlarında takım tutuk. Bu da önemli bir etken. Düşünmemiz gereken, üstüne koymamız gereken, düzeltmemiz gereken bir etken. Vergiler gelmiş. Zaten borcumuz da artıyor sürekli. Başladığımızda 75 milyon euroydu. Şimdi 77'yi geçti. Ertuğrul Sağlam Baker'ı övmüş. Evet, şimdi Kasımpaşa. Nasıl bir oyun oynarız, ne yaparız? Hiç emin değilim. Ama Hatay maçında gerçekten takım kötüydü. İlk defa bu kadar kötü oynadık gerçekten. Yani tek olumlu taraf bir puanı almış olmamız. Onların da hiçbir şey yapmaması. İki taraf da hiçbir şey yapmadı. Şimdi Kasımpaşa'ya karşı ben yedeklerle çıkmayacağım. Deneyeceğim şansımı. Belki eleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir bakalım ne yapabiliriz. Cem'i mi koysak buraya? Yani Angel'ı ortada oynatmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yine sol yapalım. En azından yedek gibi olur ama solda zaten as oyuncumuzdu. Recep'le devam etsek mi? Oraya yani bu maç özelinde bir Abdou Traoré hamlesi yapsak mı? Burak Kapacı'ya şans verelim. Oraya Traoré'yi atalım. Aynen bu şekilde yapmış olabiliriz. En azından 1, 2, 3 mevkiyi yedek olarak çıkartabiliriz. Traoré'nin de kondisyonu yeterli değil ama bakalım ne yapacak. Tayfur'u da Emirhan yerine mi alsak? Anıl yerine alalım. Evet, Kasımpaşa şu an ligde kaçıncıymış bakalım. 9. sıradalar, hiç fena değil. En son ne yapmışlar? Alanya'yı yenmişler. 3 maçtır yenilmiyorlar. 4-1 4-1 oynuyorlar. Evet, o kadar hesapladık, yine 6 mı çıktı? İlk 11'de 5. Yani toplam 5 alabiliyoruz bu sefer. Oo. Toplam 5 alabiliyoruz. Bu kötü. Bu hepten kötü oldu. O zaman Angel'ı da riske atmayacağım. Direkt Parabya'yı alacağım. Bu şekilde çıkacağım. Toplam 5 alabiliyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Gösterin kendinizi. Quaresma ilk dakikadan sarıyı gördü. Atılırsa bizim için çok iyi olur. Sedat da sarıyı gördü. Burak kapacak. Parabya. Şimdi Cem. Paslaşarak geldik. Baker. Baker'dan iyi top. Burak kapacak. Ortayı yaptı. Vuramadık. Şimdi kontraya çıkıyorlar. Evet. Bohu arkaya sarktı. Bunları nasıl çözüm bulacağız bilmiyorum. Savunma ikilimiz çok ağır. Ne kadar geride bile oynatsak iyi olur arkaya. Kubilay vuramadı bu arada. Şimdi Kubilay, Musa Sow, Keremcan. Keremcan ortayı yaptı. Kubilay. Vur Kubilay. Parabya. Herkes vurdu. Çok şaşırtıcı ya. Bu ne ya? Etten duvar. Kasımpaşa'da. Gogu. Milosevic.
Haydarnoviç, vurdurtmayın sakın. Çok dikkatli. Quaresma, aferin, aferin Çağlar. Offside varmış zaten. Evet, 60'a 40 ile oynuyoruz. Kubilay bu arada sakatlanmış. Darbe almış. Kötü Milosevic de sarı gördü. Şimdi Burak kapacak. Burak. Cem'e döndü Cem. Baker. Cem. Traore. Abdou Traore. Baker. Parabia. Parabia yapma Parabia. Angel Gomez'le mi başlasaydık bilmiyorum ama çok yorulacaktı o zaman. Gohu. Belki deplasmandaki maçta kullanabiliriz bir avantajımız olursa. Diyecektim, golü yedik Quaresma. Evet, çok üstümüzde bir isim Quaresma. Bizim kadro kalitemize göre. Ve gol attı. Haydi çocuklar, en azından bir gol. Evet, devreye değişiklikle girmeliyiz. Kubilay da sakat zaten, onu çıkartacağım. Sovu atalım oraya. Biraz forvet edineyim Musa'yı. Tayfur'u atalım kenara. Yani yüklenin artık, yapacak bir şey yok. Kendi evimizde golü de yedik. Stoperler sarı kartlı. O da sıkıntı. Çok da bir şey yapamıyoruz açıkçası. Tayfur da sakatlandı. Nasıl oynuyorsunuz siz ya? Çok sert oynuyorlar. Muhammed'i de atacağım. Çifte dönelim. Üçüncü bir değişiklik yapsak mı? Hadi Tayfur biraz kalsın. Cem yerine Selçuk Şahin'i atacağım. Bir motivasyon konuşması da yapalım. İşe yarar mı bilmiyorum ama. Hadi çocuklar ya. İkinci yarı hiçbir şey yapamadık. Çağlar. Sedat. Burak kapacak. Selçuk Şahin. Baker. İyi top atamadı bu sefer. Haydarnoviç. Bas oraya bas. Yine bu uzun top Quaresma dışarı attı. Evet, çok kötü bir skor kendi evimizde 1-0. Deplasmana gitsek de gittiğimiz maçta işimiz çok zor. Kubilay 2-3 gün. Tayfur 2-3 gün. Bakalım Adana Demir maçına nasıl çıkacaklar. Sedat da sarı kartı gördü. Cezalı konuma düştü. Kasımpaşa revanşında cezalı olacak. İlk defa yenildik. Bir Süper Lig takımına yenildik. Karalar bağlamaya gerek yok. Yapabilir miyiz diye düşündük aslında ama yapamadık açıkçası. Yani en azından Kasımpaşa maçından önce hatta yenip liderliği alsaydık o kadar takılmazdım bu maça ama hem onu yapamadık hem onu yapamadık. Açıkçası biraz sıkıntı. Şimdi Adana Demir ikinci sırada, yenilmememiz lazım. Gerçi böyle yenilmeden gittiğimiz sürece bir puan bile alsak
Beraberlikler de işimize yarıyor. Şu an 27-27, 26-26. Bir puan üstümüzdeki Adana Demir'le oynayacağız. Berabere bile kalsak en azından fark açılmayacak. Ama yenersek yine çok avantajlıyız. Tabi bunu ikinci yarıda Hatay deplasmanına gideceğiz. Erzurum deplasmanına gideceğiz. Bunları da düşünmek lazım. Erzurum kazandı mesela. Hatay berabere kalmış. Güzel. Erzurum çok iyi bu sene. Şimdi biz kendi kadromuza dönelim. Evet, yine ilk başta oynadığımız kadroya döneceğim. Angel burada oynayacak. Musa Sow'u atacağım. Tayfur çünkü biraz yorgun. Recep, Cem Karacan. Aynen bu şekilde çıkabiliriz. Onur'la mı çıksak, Keremcan'la mı? Yani çok bir şey fark etmiyor. İkisi de çok iyi oynamıyor. Ama Sow'un arkasında Keremcan'la bir uyumu vardı. Keremcan'ı koyalım. Burak Kapacı'yı yine yedekler arasına alalım. Fletcher yerine. Ramazan Keskin'i de alalım Selçuk Şahin yerine. Değerlendirebiliriz bunları. Kubilay ne durumdaymış? Kubilay hem formsuz hem yorgun. Muhammed'i alalım. Evet, zorlu bir maç. Adana Demir deplasmanı. Adana'da çok zor bir maç. Semih Sarı'yı gördü. Sedat da Sarı'yı gördü. Sedat da çok kart görmeye başladı. Ivan Lopez. Gomez. İkinci Kasımpaşa maçında kullanıp Gomez'i bir şekilde etkili olmayı düşünüyorum ama bakalım olacak mı? Sedat da yok o maçta. Beşte yabancı alabiliyoruz kadroya. O da sıkıntı. İvan Sarı'yı gördü. Bir dahaki maç cezalı. Berk. Yine Akyüz Çağlar. Dakika 30 0-0. Şimdi Gomez. İyi top attı Çağlar Gomez'e. Gomez'den Muhammed. Tersine geliyor. Sağda imkanı yok, atamıyor. Yani hep soluna almak istiyor. Sağ ayağı da aslında kuvvetli sayılır. Neden öyle vuruyor? Anlam veremiyorum. Sağdan girdiği zaman hiç yapamadım. Şimdi Tayfur var. Biraz daha bekleyelim ama ya. Daha 0-0 maç. Adana'da çok gelemedi üstümüze. Biraz daha tempoyu arttıralım. Recep kötü oynuyor son zamanlarda. Orada da Traore etki vermiyor. Angel'ı koyduk, etki vermiyor. Yani yapacak çok fazla bir şey de yok. İkinci yarıda oraya ekstra bir yabancı da monte edemem. Zaten orası Türk olduğu için diğer mevkilerde kullanıyoruz yabancıları ama Muhammed Şengezer, eski Bursasporlu. Şimdi Berk. Berk, aman diyeyim. Berk direkten döndü, inanılmaz. Evet Ivan, sen çık. Şöyle yapalım. Recep'i de çıkartacağım. Farabi'yi alacağım. Belki sol forvette biraz daha etkili olur. Hem Gomez'i sağda denemiş oluruz. Biraz daha da hücum ağırlıklı oynayalım. Evet, biraz riski aldık. Belki gol bulabiliriz. Yersek de çok problem değil. Şimdi de Kubilay'ı atalım Sov'un yerine. Biraz daha aslında ileri uzun toplar atsak çok da güzel olabilir.
Aslında beraberlik iyi de Erzurum kazandığı için kazanmak istiyorum. Sinan bu arada gol de yiyebiliriz tabi. Sinan, Berk. Aman vurdurtmayın, Berk. Sinan dışarı gitti. Dakika 81. Bu ara Adana Demir bastırmaya başladı. Keremcan 85 oldu, Muhammed. Keremcan Akyüz. Milosevic, şimdi Gomez. Angel Gomez vurdu. Muhammed Şengezer. Çağlar. Gomez yapma Gomez. Berk, Hamidu. Kaptırmayın oralarda işte. Keremcan aferin. Çıkar mıyız? Baker. Şimdi Gomez. Kullan süretini. Gomez. Gomez vurdu. Muhammed ne yapıyorsun ya? Haydi çocuklar bir tane Baker. Keremcan ortayı yaptı. Para abi ya, para abi ya, offside mi? Ulan bir tane attık, o da offside'miş. Evet biraz önde para abi. Evet bu şekilde bir puan gideceğiz anlaşılan. Ama bir şekilde onların da puan kaybetmesiyle herkes birbirini yenebiliyor çünkü. Onların da puan kaybetmesiyle fark açılmıyor. Gerçi bu hafta Erzurum kazandı. Ne oldu şimdi? Erzurum'da 3 oldu. Adana Demir'le yine 1. Hatay'la eşit. Çok bir şey değişmedi. İvan cezalı duruma düştü. Evet, bu yukarıdaki takımlara karşı olumsuz bir şey. Erzurum'la berabere, Adana Demir'le berabere, Hatay'la berabere bir tek Akhisar'ı yendik. Olumsuz olan kısmı yenememiş olmamız. Ama tabii ki olumlu olan kısmı da var. O da yenilmemiş olmamız. Milosevic bu arada sakatlandı. Sıkıntılar sürüyor. Cezalar, sakatlıklar. En azından Bolu'yu yenelim. O da 6. sıradaki bir takım. İlk 6'daki takımlardan. En azından Bolu'yu yenelim. Akhisar'ı yendik ama üstümüzdeki takımları yenemedik hiç. Anıl da sakatlandı. Güzel. Stoperdeki isimler tek tek sakatlanıyor. Kasımpaşa deplasmanında artık ne yaparız bilmiyorum. Oradan sonrası şans. Yani öne geçersek, 1-0 bulursak. Evet, Muhammed de sakatlandı. 4-5 hafta. Sow hastalandı. Fletcher sakatlandı. Yani bu ne ya? Bu ne abi? Gün ilerletmek istemiyorum ya resmen. Bu ne ya? Yani antrenmanda sakatlanıyorlar, hastalanıyorlar bilmem ne. Maçta o kadar sakatlık olmuyor. Recep çalışmıyorsun da Recep. Hem formsuzsun hem çalışmıyorsun. Şöyle bir bakalım. Son 5 maç performansı en düşük olan isimler. Oynayan isimlerden Angel'ın düşmüş. Çok düşük olan isimler. Parabya var. Hemen bir uyarı çekelim ona. Musa Sova çekmiştik zaten. Muhammed zaten sakat oynayamayacak. Recep'e çekelim hemen. Recep her zaman öyle çarptırıp goller olmaz yani. Jem'e hemen bir uyarı. Evet, Ivan'ın da düşmüş yavaş yavaş. Burak kapacak, alacak formayı. Tabii kendi kapması lazım. Ben vermeyeceğim. Kendi kapması lazım formayı. Mesela şu an Ivan cezalı. Burak kapacağı göreceğiz. Eğer iyi oynarsa kapar formayı. Ligdeki tek namağlup takımız. Bunun sonucunda yakışan liderliktir. Umarım bunu başarabileceğiz. Yani en azından dediğim gibi böyle 5. 6. 7. sıralarda olup playoff'u zorlamaktan. Bu arada Hatay'la Erzurum berabere kalmış. Güzel. Yani playoff'u zorlamaktansa Adana Demir'de berabere kaldı. Konuşamadım.
Çok güzel. Artık yenelim yani. Artık yenelim. Yine bir zirve maçı. Umarım bu sefer çıkarız işin içinden de oyuncu yok elimde. Şuraya bak ya. Fletcher, Sow, Ivan cezalı, Anıl sakat, Muhammed sakat. Milosevic de sakat. Ne kadar? Bir gün. Hadi seni Sedat da yok. Kasımpaşa maçına saklayalım. Baksana. Boş oyuncu atmış ya. Evet. Çağlar. Burak kapacak. Sedat yanında Diarra olsa daha iyi değil mi? Diarra olsun. Onur seni mi oynatsak? Keremcan'ı mı oynatsak? Hadi bu maç seni oynatalım. Yani bitti olay ya. Resmen bitti. Kimse yok. Cem Baker, en azından burayı bozmayalım. Recep'i de bozmayalım. Hadi hücum hattımız en azından bozulmasın. Evet, haydi Bursa. Maç başladı. Bolu'yu ağırlıyoruz. Artık beraberlik sayımız galibiyete kadar ulaştı ama hiç yenilmedik sonuçta. Burak kapacak. Recep. Burak. Burak ortayı yaptı. Kubilay'ı indirdiler. Evet. Penaltı. Güzel. Haydi Baker. 34 numaralı formasıyla Baker. Topun başında. Geldi ve attı. Geldi ve attı. Öne geçtik. Hemen maçın başında öne geçmemiz çok iyi oldu. 30 yapacağız böyle. Hemen 1 puan gerisinde olacağız Erzurum'un. İstediğimiz seviyeler bunlar. Bilal bu arada direkten döndü. Tamamladı. Hadi de bu tamamladı. Bolu 1-1 yaptı. Duran top direkten döndü. Maalesef şanssız bir an. Sedat. Şimdi Gomez. Gomez'i de umarım bu maçı erken kazanırız da Gomez'i çok yormak istemiyorum. Kasımpaşa maçında kullanacağım. Merak ettim ne yapacak. Onur. Baker. Baker kaptırdı. İşte şunu adamlar öyle bir yapıyor ki arkası dönükken bile çok rahat dönüp iki stoperin arasından geçebiliyor. Evet. Savunma genişliğini daraltacağım. Bundan sonra bu şekilde idare edeceğim. Umarım işe yarar. Yani şu maçı da almamız gereken maçı 1-0 öne geçip 2-1'e getirttirdik. Cem, Kubilay, Onur, Diarra, Sedat. Şimdi Gomez. Cem, Burak kapacak bindirdi. Burak, Gomez. Haydi işbirliği. Gomez. Gomez orta yaptı. Tayfur. Aferin Tayfur. Affeder mi bunları Tayfur? Tayfur'un performansı harika. 5. golünü attı. Sova yetişti. İki ikiyi bulduk. Şimdi Baker. İlk yarı bitmeden haydi. Cem. Haydi çocuklar. Sedat. Recep. Baker. Kubilay. Baker. Onur'la geldik. İyi geldik. Onur ortayı yaptı. Nereye yaptı? Nereye yaptı? Kendi de bilmiyor. Gomez yaptı. Kubilay. Tayfur. Bir oraya bir oraya. Olmadı. Şimdi çıkartmayın yani. Bunun üstüne gol mü yiyeceğiz? Ya çok dengesiz bir takımız ya. Şuraya bak ya. Set. Evet. Bunun üstüne gol yedik. O hatanın üstüne. Yani diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Savunma sallantıda. Milosevic sakat. 3 gol yedik ya. İlk yarıda 3 gol yedik. Sırf Milosevic yok. Diyecek bir şey yok. Yükleneceğiz. Yükleneceğiz. Yediğimizden fazla atmaya çalışacağız. Yalnız oraya Diarra'yı hiç beğenmedim ya. Diarra'yı hiç beğenmedim. Rüştü'yü atacağım. Buraya da para bir atalım. Gomez bakalım ortada ne yapacak.
çocuklar ileri. Zaten geride bir şey yapamıyoruz, ileri. Burak, Kubilay, Gomez. Bence Gomez. Ya işte vurmana gerek yok, seni ortaya koydum diye. Vurmana gerek yok. Burak, Parabya. Şimdi Burak kapacak. Tayfur olmadı. Melih, işte bunları neredesiniz ya, neredesiniz Melih? Aferin Rüştü. Aferin Rüştü. Rüştü çık vurup kafayı ya orada. Dodo, Bilal, dördü değmeyin. Neredesin Burak? Mustafa, aferin Burak. Hep Melih sağlı sollu geliyorlar. Mustafa, Durak. Evet. Savunmayı daraltmak da işe yaramadı. İnanılmaz ya. 4 gol yedik şu maçta. Bolu'dan evimizde 4 gol yedik. Yine bir zirve maçını kaybediyoruz. Bir de bu sefer beraberlik de alamayacağız. Kaybediyoruz yani. Baker. Sedat. Ulan. Vay arkadaş ya. Kaç metre kale. Sen orada kalecinin üstüne vuruyorsun ha. Mustafa. Mustafa bizi bitirdi bugün. Perişan etti Burak Kapıcan tarafını. Parabya. Şimdi Burak kapacak. Evet. Tabii ikinci bir forvet de yok elimde. Maalesef yok. Evet, bütün riskleri alacağız artık. Şuraya bak, beklere bak. Felaket oynuyorlar. 6-3'ler, 6-4'ler. Haydi Baker. Baker ortayı yaptı. Tayfur uğramadı. Sedat. Şimdi Kubilay. Ya sırf kalecinin üstüne vurun ha. Sırf. Baker. Onur. Yok ya, olacak gibi değil ya. Gerçekten olacak gibi değil. Yani risk alacağız. Bunlar yiyecek zaten arkaya. Savunma arkasına kaçıracak, onu biliyorum ama risk alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Emirhan. Bilal. Mali, Mustafa. Onur. Yani bir topa da kafa vurun içeri doğru ya. Bilal. Evet, bomboş zaten. Çağlar. Şuraya bak ya. Şuraya bak, adamlar 12 şut, biz 15 şut. Sanki sabahtan beri onlar geliyor. O kadar top kaybettik ki. Onur. Onur, Tayfur, Emirhan, Frikik, Cumali, kırmızı kart. Evet, kırmızı kart. Bu Frikik'in gol olması lazım, başka türlü dönmez. Ama göstermedi bile yani, o kadar. Ya diyecek hiçbir şey yok ya sizin, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bursa'da 4 yedik. Hayırlı olsun. Herkes berabere kaldı. Biz yenildik. Haftaya bak. Haftaya bak. Önündeki 3 takım berabere kalıyor. Sen yeniliyorsun. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Toparlanacağız. Başka yolu yok. 4-2-3-1 oynamayı bu yüzden sevmiyorum. Her kariyerde farklı bir taktik denemeye çalışıyorum. Ama 4-2-3-1 oynamayı bu yüzden sevmiyorum.
Bence 4-2-3-1 çok iyi gibi gözüküyor. Ama bir anda işte patlatıyor böyle. Ama tabii o Turan taktiğe devam edeceğim. Buna yapacak bir şey yok. Çok eksiğimiz vardı. Defansta eksiklerimiz vardı. Biraz da ondan diye düşünüyorum. Rüştü'yü atacağım. Onur sen kusura bakma. Güle güle. Çağlar da evet bugün oynayacak. Parabya sen de hiçbir şey yapamıyorsun yani Recep. Fletcher sakat. Musa Sow alsak mı ya? Yani 5 yabancı alabiliyoruz. O da sıkıntı. Sadece 5. Parabya'yı alacağım mecbur. Forvet'te de bir isim ama Sow'u alsak daha iyi. Forvet'i de yedekleriz. Forvet'i de alabiliriz. Yani hatta Sow'u 11'e bile atabiliriz ya. Yedek bile alamıyoruz sakatlardan dolayı. Evet, Kasımpaşa deplasmanındayız. İlk maç 1-0. Mutlak kazanmamız lazım elemek için. Şimdi Baker. Ortayı yaptı Milosevic. Fatih'te kaldı. Şimdi Keremcan. Hata yapmayın da ne yapıyorsanız yapın. Gomez. Haddadi. Ivan Lopez. Şimdi Cem. Baker. Öne geçersek farklı olur her şey. Baker. Şimdi Milosevic. Bugün sağ tarafta oynuyor. Sağ stoperde Cem. Keremcan ortayı yaptı. Kubilay. Kubilay attı. Kasımpaşa'da 1-0 önde Bursaspor. İşte dengesiz takım bu. Gerçekten dengesiz dediğim bu. Elinde Bolu'dan 4'ye Kasımpaşa'ya top oyna. Baker. Şimdi Ivan Lopez. Baker. Fatih. İki olsaydı çok değişik bir maç izlerdik. Baker. Bu arada Sow inanılmaz bir gol kaçtı. Üçlü de sarı yemiş. Umarım kırmızı falan görmezsin. Böyle maçların klasik senaryosudur. Nerya. Tarkan. Haddadi. Haydi basın alın o topu. Musa Sow umarım bu maçta da kendine gelirsin sen. Fatih. Ya kimse yok ya. Çağlar helal olsun sana ya. Kimsenin umrunda değil. Savunma arkasına adam kaçmış. Ne yapmış? Şimdi Gomez. Haydi kontra. Gomez. Gomez. Gomez gitti ama sonunu getiremedi. Evet biz direkt kontraya çıkalım. Artık bu saatten sonra Baker. Milosevic direkten dışarı gitti. Evet beklediğimden iyi oynuyoruz açıkçası. Umarım gol yemeyiz. İkiyi de atacak gibi oynuyoruz. Tabii savunma arkasına yediklerimizi saymazsak. Endongala. Ortayı yaptık bu arayışma yine aynı golü yedik. Gol yememiz bir şey değiştirmez. Zaten 2'ye atmamız lazımdı. Uzayacağını düşünmüyordum. Şimdi Baker. Sow. Dışarı gitti. Kerem. Musa Sow. Gör artık. Gör artık. Kaybedeceksin. Yapma. Musa Sow gidiyor. Kimse dokunmuyor. Şimdi Baker. İlginç. Baker. Gomez indirdi. Ivan. İvan ortayı yaptı. Girmiyor. Bugün girmiyor. Müthiş oynuyoruz. Önde pozisyonlu, tempolu ama girmiyor. Tempoyu arttırın beyler. Tempoyu arttırın. Bir gol daha bulacağız biz bunlara karşı. İnanıyorum. Tayfur'u alabilirim. Tayfur. Solda ne yapacağı belli olmuyor.
Bir 10 dakika daha görelim. Kubilay. Şimdi Musa sol. Haydi Musa. Döndü arkaya. Baker. Kerem. Ortayı yaptı. Kimse yok. Ben yani önünden, içinden geçti ya adam. İçinden geçti, umurunda değil ya. Tutamadık ya şu adamı. Tutamadık. Tutamadık. Tut kardeşim ya, tut. Evet Aytaç. Kasım Paşa hiçbir şey yapmadan golleri buluyor. Biz uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, gidiniyoruz, yok. Şimdi Baker. Ortayı yaptı. Bir topa da kafa vurun. Milosevic. Baker. Baker ne yaptın ya sen? Seni de övdük övdük, sen de düştün yani. Bu sefer soldan geldi adam. Of, Rabona falan. Abi Gomez, gördün mü adamda neler var? Sende niye yok? Gomez. Cem. Sova, Musa sov, at bunu sov. At bunu be, attı. İşte şunları yapıyor adam. Bunları yapıyor adam. 2-2'ye geldi. İlginç bir maç. Gerçekten her şey olabilir şu anda. Eğer savunmamız biraz diri kalırsa. Şimdi Gomez çok yorulmuş. Quaresma, Çağlar inanılmaz çıkardı. Offside. Şimdi hamle yapacağım. Gomez çok yorulmuş ve kötü oynuyor ama çıkarmak da istemiyorum açıkçası. Tayfur'u bir alalım Recep yerine. Bir dakika. Yedekte. Evet, yedekte Parabya da yok bugün. Ona dikkat etmedim. Tayfur'u yine alalım. O olmadı. Angel'ın yerine Burak Kapacı'yı atacağım sağ tarafa. Yapacak bir şey yok. Bir yandan çifte de dönmek istiyorum. Çünkü sol tarafta Tayfur da çok etkili oluyor. Bu tarafta Sov yine etkili olacaktır. Ya baktık Angel hiçbir şey yapamıyor. Döneceğiz artık. Artık sağ tarafta Burak Kapacı. Fatih. Şimdi Quaresma. Ivan, aferin. Gomez. Hadi göster. Göster şu driblingini, gidemiyor ya. Gomez iyi, ilginç bir top attı Sov. İndirin onu be. Penaltı olsun. Baker. Keremcan. Keremcan direkten döndü. 90'dan döndü Keremcan'ın topu. Burak kapacak. Baker da çok yorulmuş. Baker'ı ne yapsak, çıkarsak mı? Bu dakikada da Baker'ı çıkartamam ki. Evet. Angel'ı çıkardık mecburen. Adam ölecek sahada yoksa. Bir değişiklik daha yapalım. Baker'ı çıkartayım. Yapacak bir şey yok. Adam oynayamıyor zaten şu anda. Top da kaybediyor. Aşırı hücum ağırlıklı. Haydi çocuklar, bir gol. Yani uzun oynayın artık, atın ileriye. Yapacak bir şey yok. Havadan ya da sert atın. Bekler de çıksın. Diyecek bir şey yok. Bu arada korner 88. Bekleri orta sahaya kadar atmayı düşünüyorum ama. Hadi arkadaş, hadi. Hep beraber. Sen de çık ön tarafa. Sen biraz geride kal. Lan korner de mi etkili olmadı ya? 90+2. Keremcan ortayı yaptı. Sol. Vurdurtmadılar ya. Vurdurtmadılar. Gohu. Kimse yok tabii bizden. Gohu. Milosevic. Aytaç. Kimse dönemedi. Gohu. Evet. Offside, tamam. Demek ki ilk maçta birbiri bulsaydık eleyebilirdik ama
Çağlar. Bir gol de bulsaydık burada delecektik de olmadı. Savunmamız üzücü. Gerçekten üzücü. Evet. Beraberliği de çok gördü bize Keremcan. Şu adamı bir türlü tutamadı. Bitirdin yani biz. Haydarmoviç atar bu. Atar. Evet, uğraştık, didindik. Ama olmadı. Burada Türkiye Kupası'na veda ediyoruz. Sözleşme mi istiyorsun? Ya yürü git Allah aşkına ya. Niye, ne yaptın da sözleşme istiyorsun? Bir maçın adamı oldu diye mi? Koçum, sana sözleşme yok, kusura bakma. Süper Lig'de bu orta sahayla, bu savunmayla yürümez yani. Kesinlikle takviyeler olacak. O anlaşıldı. İki maçta da Bursaspor'a, evet, ara ara etkili olsak da iki maçta da yenildik. Bursaspor'a diyorum, Kasımpaşa'ya. Kadro Süper Lig için yetersiz. Evet, ligde de bocaladık. Tayfur 2-3 gün sakatlandı. Yani sakatlık da çok fazla. Tayfur, kaç kere sakatlandın ya? Lan bu bölümde hiç kazanamadık mı? Hayret. Hatay, Kasımpaşa. Evet, bu bölümde hiç kazanamadık. Onu hiç fark etmedim. Pardon, Ümraniye maçını mı kazanmıştık? Ümraniye ile başladık değil mi? Ümraniye ile başladık. Kasımpaşa maçları beni afallattı. Evet, Osmanlı Erzurum'u yenmiş. Artık sevinmiyorum Erzurum'un puan kaybetmesine. Çünkü değerlendiremiyoruz. Ne zaman değerlendiririz o zaman sevinirim. Zaten adamlar kaç keredir puan kaybediyor. O yüzden puan farkı açılmadı. Biz de kaybediyoruz onların üstüne. Adana da Hatay'la oynuyor. Biri yine en az kaybedecek. Adana yendi. 90+3'te 60. Keşke beraber hepsiydi. Evet, biraz en azından sakat isimlerimiz iyileşti. Muhammed yok. Suva alalım. Şimdi Burak'la başlayacağım. Gerçi Burak'ın tarafından da artık yani. Gerçi Ivan da etkisiz. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Angel'ı ortada başlatsak ne olacak? Recep etkisiz çünkü. Bir de böyle deneyelim. Angel da yorgun. Alırız olmadı ikinci yarı. Ya Onur, Keremcan, sen de yani ikiniz de kötüsünüz ya. Ben ne yapayım ya? Satamadım ki, ikinizi de satamadım. Belki devre arası satarsak ama Türk sol bekti kimi alacağız ya? Süleyman Lüşü falan belki kiralarız. Eğer kiralarlarsa. Evet. Dakika 19. Gol yok. Şimdi Baker. Ortayı yaptı. O da durgunlaştı. Çizgide at artık Sedat. Aferin Sedat. İlk golü. Bir karambol oldu. Attık. Hemen şu iki maçı kazanıp ilk yarıyı iyi bir konumda bitirmeliyiz. Tam zaten Türkiye Kupası'nı alamazdık. O yüzden hemen o psikolojiden çıkalım. Ligde eriyeceğiz yoksa. Gomez, Sedat. Şimdi Kubilay.
Cem, Gomez, aferin sol, vazgeçtim, aferin değil, yani kaptırdın hemen yani. Şimdi sol, atabilir, Musa sol, atabilir onu, kalecinin üstüne vurdu, şarkısı da dardı zaten, oradan yapabileceğinin en iyisini yaptı, Baker, orta yaptı Gomez. Evet, Gomez ortada da kötü oynuyor. Şu anda zaten yoruldu. Oyuncular çok yorgun. Bu fikstür bize yaramadı. Yani Gomez yerine bilmiyorum Recep'i atsam mı? Gomez'i de hep oyunda tutmak istiyorum açıkçası. Özellikle hızlı hücumlarda çok etkili oluyor. Her an bize gol fırsatı yaratabiliyor. O yüzden belli olmuyor ne yapacağı. Cem, Musa sol. İyi indirdi Kubilay. Kubilay atamaz ki bunu. Kubilay 20 tane böyle pozisyona girse 19'a atar. Biri şüpheli yani. Baker. Mirosevic. Baker. Lan sen de durdun ya. Kerim. Çok tehlikeli geldiler, çok. Recep sen ya da Emirhan girsin, Recep girmesin. Recep son maçlarda kötüydü. Emirhan'a da fırsat gelsin. Baker çok yorulmuş. Mirosevic çok yorulmuş. Musa Sok çok yorulmuş. Yorulmayan var mı acaba? Evet, Tayfur gir Musa Sol'un yerine. Baker seni çıkarmayacağım. Milosevic'i de çıkarmayacağım. Jem yerine nasıl yapalım? Ramazan'ı mı atsak? Selçuk'u mu atsak? Ramazan'ı atalım. Evet, yine duran top. Attılar bu sefer. Tam bir değişiklikleri yapmıştık. Burak kapacak. Arabia. Burak. Ortayı yaptı. Kubilay. Hele şükür be. Evet, kafa toplarını atma ihtimali yüksek. 2 altlık ürünü. Burak kapacak. Asist. Kubilay gol. Güzel oldu. Oğuzhan. Şimdi geliyorlar Doğa'yla. Yine yemezsiniz herhalde. Dakikada 83. Kapın şu topu artık. Leandrinho hızlandı bir anda. Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu. Leandrinho. Ya sen ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir pozisyon ya? Allah aşkına bu ne oldu orada? Burada ne oldu ya? Çizgide yani çok ilginç ya. Gerçekten bu kariyerde o kadar ilginç görüntüler oluyor ki. Şaşırıyorum, kalıyorum bazen. Tuhaf goller atıyoruz, tuhaf goller yiyoruz, tuhaf karamboller oluyor. Evet, attıklarda bunlar çok oluyor ama bunda çok olmaya başladı ya. Ekstra fazla olmaya başladı. Şimdi Adana Demir 32, Erzurum 31, Bursa 30. Haftada 16. 6 ayda bu skordan sonra menajerini kovdu. Şimdi Altın Ordu ile yapıp bölümü bitireceğim. Ne olur ne biter. Kaçıncı sırada bitiririz bilmiyorum. Burada Leipzig ile Dinamo Zagreb ile falan hazırlık maçı yapacakmışız. Yaparız. Burada muhtemelen transfer sezonunu ben geçerim. O yüzden yine bu maçları ilk yarıda da oynamamıştım yayında. İstanbul ve Eskişehir maçlarını kendim yaparım. Yine sezona başladığımız gibi Akhisar maçıyla bölüme başlarız. Burada da muhtemelen 2 veya 3 bölümde sezonu tamamlarım diye düşünüyorum. Eğer playoff'a kalmazsak, playoff'a kalırsak bir bölüm daha çıkar. Şu an için minimum playoff gibi gözüküyor. Oynadığımız oyun yapısı itibariyle ve sıralamamız itibariyle. Tabii devre arasında eksiklerimizi
düşüncem. Belki de sezon başında gönderemediğimiz isimleri gönderebiliriz. Yani eğer ki teklif gelirse Traore gitmek istiyormuş. Traore'yi yani belki gönderebilirim ya. Maaş almıyor diye göndermemiştim ama hiçbir katkısı yok. Onun yerine belki bir yabancı bakabiliriz. Gerçi yabancıyı da oynatamıyoruz ki. Çok çok değişik yani. 10 yabancı alıp 5'ini 11'e koy, bir taneyi yedeğe koy, 4'ünü tribüne at deyince 10 yabancı almanın çok da bir mantığı olmuyor. Anca 6-7 tane alacaksın ki çok fazla böyle sıkıntıya düşmeyeceksin de Türk oyuncu yok. Olanlar için de paramız yok ya da bize gelmek istemiyorlar. Süper Lig'e çıkarsak biraz rahatlarız hem yabancı açısından hem para açısından. Hem de biraz daha bize gelmek isterler diye düşünüyorum. Şimdi ilginç bir teklif gördüm orada. Fletcher'a Panathinaikos ve Apoel geldi. Durup dururken. Yani ne yaptı Fletcher? Ligde 6-70, kupada 2 gol attı, biri penaltıdan. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ya mantıklı ya, satmak zaten paramız yok. Ama bize de sadece %15'i geliyor transfer bütçesine. Ya Fletcher yerine Selçuk'u kullanırım en kötü. Panathinaikos, senin teklifini değerlendirmeyeceğim ama Apoel'inkini değerlendirsek mi? Ne yapıyorsun? 75 peşin, hatta 90 peşin gibi taksit de var. 21'de 50 maç oynarsa o ölme eşeğim ölme Fletcher, 50 maç oynayacak da. Şöyle yapayım ben size. Verirseniz verirsiniz. Bunlar iptal. Darren Fletcher 130 bin euro maaş katkısız net verin. Ben size vereyim Fletcher'ı. Hadi bakalım. Teklif yok. Tam transfer listesine eklemeye gerek yok. Fletcher işimize yarayan bir oyuncu. 100 bin euroya falan satacağım. Ondan sonra bana gelecek para 15 bin euro. Hiç gerek yok yani. Bana gelecek derken transfer bütçesine eklenecek paradan bahsediyorum. Şu an Süper Lig'e falan çıkarsak o paralar bizim için çok büyük bir şey olmayacak. Yani hiçbir deliği kapamıyor açıkçası. Hiçbir deliği kapamadığı için de o paraya Fletcher'ı vermek istemedim. Peşin verselerdi 130 evet verecektim. Ama gerek yok. En kötü seneye serbest kalır. Öyle nereye imza atacaksa atar. Şu an için ara ara işimize yarıyor orada en azından. Baker'a da bir şey olabilir. Tabi Baker'a hiçbir şey olmadı. Baker'a da bir şey olursa yine Fletcher'ı kullanabilirim. Bu arada Erzurum'u yendi Adana Demir. Aynen. Bakalım. Bu maçtan sonra konuşacağım. Şu an hiçbir plan program yapmayacağım. Bu maçtan sonra konuşacağım. Recep sakat. Tabi devre de geldi. 29 Aralık'a geldik. O yüzden teklifler gelmeye başladı bazı oyunculara. Muhammed hala sakat. Sol'la başlasak mı şimdi, soru işareti. Tayfur'la başlayalım. Ya Angel, burada oynayamıyorsun ki. Emirhan'ı atalım buraya. Ya da şöyle mi yapsın? Neyse öyle kalsın. Kubilay, Tayfur. Burak Kapacak iyiydi geçen maç. Burak Kapacak'la devam. Sedat Milosevic. Son maç ben Onur'u mu oynattım, Keremcan mı? Yani ikisi de o kadar etkisiz ki. Onur'u oynatmışım. Hadi Onur'la devam edelim ya. Bakalım Emirhan'ı deneyelim forvet arkasında. Madem Recep sakat. Son maç, ilk yarının son maçı Altın Ordu ile yapıyoruz evimizde. Bir kez yenildik ilk yarıda sadece. Diğer takımlar bizim seviyemizdeki 1., 3., 4., 5. takımlar 4'er kere yenilmiş.
Daha çok bunlar yerine beraberlik aldık. Averajı da en yüksek olan takımız şu anda. Akhisar'la birlikte. Şimdi Baker. Ortayı yaptı Baker. Kubilay. Evet, gol geldi Kubilay'dan. 5. golü Kubilay. Helal olsun. Biraz açıldı. Güzel bir performans. 5 gol atması iyi. Çiphanelilere ulaşırsa da sezon sonunda yeterli. Onun için bence. Gelişim açısından da iyi olacaktır. Tabii bir yandan hem Süper Lig'e çıkmak, bir yandan da oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an belki çok fazla değil ama tabii ki ileride çıkacak oyuncuları yetiştirmeye çalışacağız. Cem. Onur. Onur ortayı yaptı. Kubilay direkten döndü. Çizgiden uzaklaştırdılar. Milosevic yine sarı görmüş. Ne zaman bitecek bu sarıların acaba? Sedat ve Milosevic ikilisini değiştirmem muhtemelen. Evet, orada bir sıkıntı yaşıyoruz ama biraz bek kaynaklı. Sedat da bizim oyuncumuz. Milosevic ile birlikte idare eder sezon sonuna kadar diye düşünüyorum. Onur. Emirhan. Şimdi Onur. Tayfur'u gördü. Tayfur. Emirhan. Emirhan. Ne direkmiş ya. Ne direkmiş ya. Evet, Parabya var. Parabya'yı atsak mı? Parabya'yı değil de Musa Soğuk'u atacağım. Tayfur etkisiz çünkü bugün. Parabya'da kaç maçtır atıyoruz atıyoruz etkili olamıyor. Recep'i de atsak mı Emirhan yerine? Emirhan yerine Recep'i de atalım. Onur. Baker. Recep. Cem. Burak. Hadi iki gelsin, bitsin bu iş. Bitsin bu iş. Gomez. Gomez girdi. Gomez. Gomez kendi gitti. Kubilay. Lan iki kişi bir topu sokamadınız içeriye ya. Kimi alsak, kimi alsak. Angel yine çok yorgun. Yani sen acayip yoruluyorsun ya. Hadi Parabya'yı atalım biraz. Baker Low çok yorulmaya başladı. Tabi devre arasına gireceğiz şimdi. Biraz dinlenirler. 3 puan alarak girdik. Bu da mutluluk verici ama başlangıçtaki oyunumuz düştü. Gerçekten düştü açık konuşmak gerekirse. Şimdi ne yaptık? Genel bir inceleme yapalım. 17 maçı tamamladık çünkü hedefimiz ilk 2 idi. Şu anda 33 puanla 2. sıradayız. Lider Adana Demirspor 35 puanda. Sadece bir kez yenildik. 6 kez berabere kaldık. 10 galibiyetimiz var. 32 golle ligin en çok gol atan takımıyız. Ama gol sıralamasında, yeme sıralamasında 5. sıradayız. Yani şu an için biraz savunma zafiyetlerini kapatırsak şampiyonluğa oynayacağız zaten. Ama şampiyon da olabileceğimizi düşünüyorum. Umarım 1-2 iyi takviye yapabiliriz. Bütçe el verir. Oyuncular bize gelmek isterse 1-2-2 takviye ile net şampiyonluk favorisi olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarıda Adana Demir, Erzurum ve Hatay maçları da, Akhisar maçları da çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Evet, bölüme kötü başladık. İyi başladık, kötü devam ettik. Sonra iyi bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Transferlerden sonra ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.